Herkese merhabalar, Clash of Clans Türkçe kanalına hoş geldiniz. Bu bölümde ana hesabımla birlikte bir bölüm çekeceğim. Biliyorsunuz çok fazla söyleniyor neden ana hesabımla birlikte bölüm çekmiyorsun diye. Bu aslına bakarsanız ordu geliştirme sürelerinin biraz uzun olmasından kaynaklanıyor. Fakat biliyorsunuz güncellemeyle birlikte geçici bir süre için olmak üzere de olsa buz büyücüleri gelmeye başladı. Ve buz büyücülerini Clash Royale'den sonra Clash of Clans'da da gördük. Clash of Clans'da görülmesi buz büyücülerin olayın çok fazla Clash Royale'a döndüğünden dolayı çok fazla tepki topladı. Gördüğünüz gibi 200 saniye başına hasar, 200 isabet puanı var, 1500'e geliştiriliyor ve eğitim süresi de 30 saniye. Bu aslına bakarsanız biraz daha tepki ölçmek için yapılmış bir şey. Dönüp bakacak olduğunuzda aslına bakarsanız büyücüden daha kuvvetli bir asker olarak buz büyücüsü oyunun içine girmiş. Fakat şunu da söylemem gerekiyor ki tamı tamına 6 gün 2 saat sonra yok olacak gibi gözüküyor. Belki bırakırlar emin değilim ama bırakmazlarsa herhalde çok fazla tepki geldiği içindir diye düşünüyorum. Şimdi biz de bu bölümde ne yapacağız? Buz büyücüsünün işe yarayıp yaşamadığını göreceğiz. Benim normalde saldırmaya alıştığım bir tane asker düzenim var. 16 tane Valkür, 5 tane şifacı, 8 tane buz büyücüsü, 2 tane okçu. Normalde 2 tane okçu değil, 6 tane okçu kullanıp 7 tane büyücü kullanıyordum. Fakat burada biraz daha buz büyücüsünü arttırmak için böyle bir yola gittim. Ve tabii ki çok sevgili Aşkı Memnu ekibimiz, Behlül, Bihter ve Adnan. Adnan'ı 20. seviyeye bu aralar götürüyorum. 31. seviye oldu Bihter, çok manidar ve 30. seviye oldu Behlül. Şimdi bir yandan da duvar basıyorum. Çok fazla duvarla ilgili biliyorsunuz laf işittiğimi siz de biliyorsunuz. Dolayısıyla ilk başta içeriden başladım. İçeriği biraz daha şekilli şukurlu göstermek için aslında dışarıdan başlamam gerekiyor. Bunu her köy incelemesinde söylerim biliyorsunuz. Ama sıkıntı değil. Şimdi derseniz birkaç tane saldırı yapalım. Aslında buz büyücülerinin ne kadar fazla oyuna fayda sağladığını şöyle bir görelim. Evet, güzel bir köy burada var. Bakalım buna saldıralım. Şimdi buna gelecek birçok yer var. Herhalde yukarıdan ben buna saldırırım diye düşünüyorum. Emin olamadım. Çünkü şu ortaya eğer bir tane bırakırsak duvar kırıcı neredeyse merkeze kadar yolumuz açılacak. Aynı kez sağda da öyle. Sağda da bunu yapabiliriz. İsterseniz sağdan girelim. Sağda daha az direnç var gibi gözüktü gözüme. Şimdi hemen şuradan alalım duvar kırıcımızı. Şuraya bırakalım. Bu şekilde buradaki duvarı olduğu gibi kırsın. Süper. Sonra bizim Behlül Bihter adından arttı şifacılarımızı gönderelim. Etrafa da şöyle buz büyücülerini bırakalım. Bakalım ne kadar işe yarayacaklar. Tabii ki hemen arkasından duvar kırıcılar şu duvarı kırsınlar. Şu an içeriye doğru gidiyorlar mı? Evet, içeriye doğru gidiyorlar. Ben de dolayısıyla bizim çocukları gönderelim ve ilk öfke büyüsünü buraya bırakalım. Evet, dışarı giden de oldu ama içeri kadar gidenler güzel. İlk dondurma büyüsünü de bırakalım ve Adnan'ı kullanalım derken bunlar merkez binasına kadar gitti. Şu an ikinci öfkeyi hemen sağ üst kısma bırakacağım. Onlar merkez binasını alır diye umuyorum. Nitekim alamadılar. Eyvah eyvah. Kötü oldu. Neyse, en kötü ihtimalle zaten %50'miz var ama tabii alsaydı daha iyi olurmuş. Behlül'ü biraz hızlandıracağım. Behlül'ün burayı biraz daha hızlı bir şekilde geçmesi lazım ki sağ arka kısımda bana biraz daha fazla şey kalsın. Kuvvetli bir saldırı yeteneği kalsın. Evet, burayı da güzel bir şekilde aldılar. İki tanesinin şu an canı full. Destek için şuraya birer tane okçu bırakacağım. Arkaya şu sağa bir tane bıraksak görüyor. Sol üstte bıraksak onu da diğer okçu gördü. O zaman şuraya bırakalım. Süper. Adnan ölüyor fakat bizim şu an Bihter'imiz bize yeter gibi gözüküyor. Süper. Bihter'e dikkat, ölmesin. Evet, şimdi Bihter'i hızlandırabiliriz. Birkaç tane daha bina alacaktır fakat daha fazlasını almayacaktır. Ne yazık ki şurada Valkürlere eğer bir öfke büyüsü atsaydım herhalde biraz daha kuvvetli olacaktı. Buz büyücüsünün bu saldırıdaki etkisi nedir derseniz sıfır. Bence hiçbir faydası olmadı. Derken acaba bu kahraman okçu alabilecek mi? Aldı. Süper. Ölmeden bitirelim. Onu öldürmeden kurtardım. 212.000 de buradan bonus geldi. Çok güzel. Hadi dilerseniz başka saldırılar da yapalım. Biraz daha etkili bir şekilde kullanabileceğiz mi? Bir ona bakarız. Evet, bunu deneyebiliriz dilerseniz. Fakat görüldüğü gibi biraz merkezde olduğu için köy binasından çok %50'nin peşine düşeceğim bu köyde. Ne yapalım? Dilerseniz şuradan başlayalım. Bizim çocukları buraya bırakalım. Bu sefer bizim şeyleri biraz daha geriyeden bırakacağım. Arkasından bırakacağım. Hemen bırakmayacağım yani. Bu şekilde biraz daha farklı bir etki yaratabiliriz diye umuyorum. Mesela şuraya bir tane bıraksak. Evet, bizimkiler diğer taraftan gitmeyi tercih etti. Onlara şuradan bir tane gönderirsek nereye gidecek? Soluğa gidecekler. Behlül'ü dilerseniz hızlandıralım. Bizimkiler tamam, yavaştan içeri girmeye başladı. Artık bol külleri buradan gönderebiliriz.
İlk öfkeyi de şuraya bırakalım. Daha sonra nereye gideceğini göreceğiz. Dondurma büyüsünü hemen şuraya bırakayım. Bu şekilde taktik avcı artı silahının etkisinden de kurtulmuş oluruz. İkinci öfkeyi buraya bırakabilirim. Biraz daha hızlı ilerlemelerini bu şekilde sağlarım. Çünkü orada bir X yayımız var. Deprem büyüsünü de şu çocukların bulunduğu yere bırakacağım. Şuraya. Bu şekilde bildiğimiz ikiler biraz daha ilerler. Şimdi şuralara teker teker dilerseniz. Şeye saldırmıyor. Binaya saldırmıyor. Çok ilginç. Neyse. Tamam, sağdan ilerlediler. O zaman bizim buraya bir iki tane okçu bırakmamız gerekecek. Hala bizim çocuklar fena durumda değil. Az sonra şu taktik avcıyı kullanabilirim ve bihteri de dilerseniz hızlandırabilirim. %50'yi aldık gözüküyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Merkeze girmeye çalışıyor. İkisi de aslında merkeze girmese benim için daha iyi. Bu arada savunma binalarına saldırdığında Bilal'i görmüş bulunuyoruz. 4 tane iskelet geliyor. Bakalım bu 4 tane iskeletle Volkür başa çıkar zaten. Onda bir sıkıntı yok ama ne kadar ilerleyebileceğiz? Çünkü taktik avcı ağır silah. Bu arada öldükten sonra da gördüğünüz gibi etrafını dondurdu. O da güzel bir özellikmiş. Ölür. Muhakkak ölür. Bir tane daha buradan inşaat kulübesi alırız. Merkeze girmeyi burada beklemiyordum. Doğru söyleyeyim zaten. Çünkü merkezin etrafı çok boş olduğu için oraya yürümek zordu. Farklı bir şekilde taktik avcıyı buz büyücü kullanabilir miyim onu denedim. Fakat o da çok fazla orada işe yaramadı. Aslına bakarsanız benim normal büyücü daha etkiliymiş gibi bir his uyandırdı bende. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Evet, bu fena değil. Çünkü nedeni de söyleyeyim. Fazla katmanlı olması aslında köy içerisinde gidilecek yerleri azaltıyor. Bu da aslında köyün tasarımsal bir hatası. Ama nasıl yaparız bu köyü? Şöyle yaparız diye düşünüyorum. Öncelikle benim sol alt kısımdan girip buraya kadar gelmem lazım. Onu da çok rahat bir şekilde şu ortadaki yeri kırarak yapabiliriz. Onun için de şuraya bırakacağım. Bu şekilde CNM kulesi ve XY'ne de zarar vermiş olacağız. Tamam mı? Şu üçünü gönderelim. İçeriye doğru girmeye çalışsınlar. Hemen arkasından duvar kırıcıları gönderelim. İlk öfkeyi biraz ileriye bırakıyorum. Bu şekilde bizimkiler ilerler. Behlül gidiyor. Aman dikkat diyeyim. Behlül'ü hızlandıralım. Son olarak da şuraya bir dondurma büyüsü bırakalım. Gördüğünüz gibi merkeze kadar çok rahat bir şekilde girdi. İkinci öfke büyüsünü de şuraya bırakıyorum. Tahmin ediyorum Bihter orayı alır diye umuyorum. Derken bizimkiler sağa gitmeye başladı. Evet, şuraya iki tane bırakalım. Vallahi billahi diğer tarafa gittiler ya. Çok ilginç. Bu arada dediğim gibi bu bizim çocuklar ne yazık ki diğer tarafa gitmeyi tercih etti. Bakalım Bihter'i ne zaman... Bihter vurmaya başladı en azından Allah'tan. Ama canı gidiyor. O yüzden biraz daha hızlı hareket edebilmesi için şunu gönderelim. Orayı almış bulunuyor. Güzel. Ama ne yazık ki bizim buz büyücüleri yine pek bir işe yaramadı. Diğer tarafta vurabilecekleri yerler var mı? Var. Şu iki yer var. Bakalım görebilecek mi? Üç yer diyelim. Şuradan dörtlü bir şekilde atalım. Belki biraz daha yüzde alırlar. Buz büyücüsü bizim konumuz. Buz büyücüleri çok fazla bir işe yaramadı doğrusu. Aslına bakarsanız bu saldırıda çok daha etkili genel bir saldırı yapabilirdik. Fakat buz büyücülerinde fazla bir faydası olmadı. Madem öyle, tamam biz yine alacağımızı aldık, kupamızı falan aldık, iki kupamızı falan. Fakat bundan sonraki saldırıyı yapmadan önce, bu arada 340 bin de buradan alalım, güzel. Bundan sonraki saldırıyı yapacağız. Şu an için eğitilmiş bir birlik var. Ama ondan sonra birlik eğitme kısmında dilerseniz sadece buz büyücüsüyle birlikte bir saldırı deneyelim. 480'e 60 tane buz büyücüsüyle birlikte tamamladık. Bunu da nerede yapacağız? Tabii ki Goblin köylerine iki saldırı sonra gideceğiz. Evet, fena olmayan bir köy de burada. Dilerseniz diğer saldırıdan, yani bu köye Goblin köyüne saldırmadan önceki son saldırımızı şurada bir değerlendirelim. Şimdi şu duvarı kırar mı acaba, yoksa diğer tarafa mı gider derdim. Diğer tarafa gitti. Son duvar kırıcıyı da gönderelim bari, ne yapalım. Bizim beşliği buradan gönderelim. Nitekim bizimkiler zaten oraya gitti. Şimdi buraya bastığında da yine içeriye doğru yürüyor. Behlül öyle yazarken hemen şuraya bir tane öfke büyüsü bırakalım. Bu arada bizim çocuklar ölmesin tabii ki. Osmanlı tokatı yazıyor. Türkmüş. Selam olsun kendisine de. Tamam, bizim çocukların birkaçını buradan gönderelim bakalım ne yapacaklar. Şu defansa bir tane göndersek. Peki şuraya göndersek 4 tanesini acaba bunu halledebilecekler mi? Defansa karşı iyi bir hiç değilse şeyleri var. Bak. Gördün mü? Defansı iyi beceriyorlar. Onda bir sıkıntı yok. Testleyi bakalım ne kadar yapacaklar. Bu arada adları da dilerseniz hızlandıralım. Evet. Fakat işlemeyen köylerde çok da fazla şeyleri kalmıyor. Gördüğünüz gibi ömürleri kalmıyor. Köy binasını aldık. Bunların tek güzel yanı gördüğüm kadarıyla
Belirli bölgelerdeki defansları eğer yok edebilirlerse tekil bir şekilde okçuyla alınabilecek köyler, şeyler, binalar yaratıyorlar. Onun haricinde çok da fazla bir faydaları yok gibi gözüküyor. Yani bunlar muhtemelen ölecek. Bekleyeyim mi? Hadi şunu bekleyeyim. Belki bunu kurtarırız. Önünden bu arada gördüğünüz gibi alev topları inerken nitekim bunu da almış olduk. Dreadkit'e de selamlar söyleyelim Osmanlı tokatından. Evet, şimdi dönüp bakacak olursak ordu kampımızın içerisinde 60 tane buz büyücüsünü görüyorsunuz. Hemen buradan gidelim. Şerbet kuleleri almadığımız var mı? 150-150 yapmışız. Ben bunları 150-150 yaptım, hatırlamıyordum. Şöyle mesela ortaya gidelim, 25'e. 25 nerede? Tek oyuncu. Ohanbaf bilmem ne. Neyse, çelik eldiven diyelim hadi. Bakalım nasıl bir şeymiş. 60 tane gördüğünüz gibi şeyimiz var. Nereden? İlk başta şunu almamız lazım. 3 tane bırakalım şunu. Zaten bunun haricinde bir şey alamıyoruz. Şimdi ne? Aa, duvar kırabiliyormuş. Bak sen olaylara. Tamam. Bayağı da fena değil. Aslında düşük seviyeler için güzel bir şey gibi duruyor. Şuraya 3 tane bıraksak. Tamam. Şuraya 3 tane bırakalım. Buraya 3 tane bırakalım. Arkadan 3 tane daha gelsin. Bakalım ne kadar etkili olacaklar. Şuraya 3 tane bıraksak. Sağlı sollu acaba. Evet, bu sağdaki havana gidiyorlar. Şimdi sağdan bir 18 tane daha var elimizde. Buradan gönderelim. Bayağı aslında işe yarıyorlar gördüğünüz gibi. Yani hasarları fena değil ama buradaki sıkıntı tamamen supplementer. Yani destek bir asker olmaları. Daha 9 tane daha var bu arada elimizde. Sadece destek bir asker olarak karşımıza çıkmaları. Eğer destek olarak kullanılırsa çok da güzel sonuçlar alınabiliyor görüldüğü gibi. Evet, genel olarak benimle ilgili söylediklerimiz bunlar. Dimart, sizce buz büyücüsü kalmalı mı? Bir. İkincisi de sizce buz büyücüsü mü yoksa normal büyücü mü? Onu da sizden öğrenelim. Hemen ben tabii ki eski büyücü düzenime geçiyorum. Burada birlik yiğite gelelim. Şunu bir kaldıralım. Bundan sonraki sefere de buz büyücümüz bulunsun. 9 tane var. 2 tane de buradan kaldırırsam her şey eski düzene döner. Kanala abone olmayı unutmayın. Bu şekilde yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Aşağıda bulunan beğen ya da beğenme düğmeye tıklayın. Sağ üstteki ankete de muhakkak katılın. Hemen sol altta göreceğiniz olun.alp.aydın'da benim Instagram sayfam. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Gitmeden önce de şuradaki sırası gelen duvarı da geliştireyim. Görüşmek üzere. Bay bay.